Herkese yeniden merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere etli bezelye yemeği tarifiyle geldim. Tam da mevsimiyken bol bol tüketmeli diye düşünüyorum. Yemeğim için yarım kilo kadar kuzu eti kullanacağım. Kuzu etini gördüğünüz gibi tencereme aldım. Üzerinde yarım çay bardağı su ekleyip et suyunu salıp tekrardan çekene kadar güzel bir şekilde pişireceğim. Etim güzel bir şekilde pişti. Şimdi üzerine 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Büyük boy yemeklik doğradığım bir tane soğanı da etin üzerine alıp soğanla birlikte kavurmaya devam ediyorum. Soğanla güzelce kavurduktan sonra bir yemek kaşığı salçayı da yemeğime dahil ediyorum ve salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. 2 adet rendelenmiş domatesimi ekliyorum. Domatesimin de çiğ kokusu gidene kadar pişirmeye devam ediyorum. Adet küp küp doğranmış patates ve 2 adet küp küp doğranmış havucumu da ekliyorum. Hemen üzerine de 1 kilo kadar kabuklu bezelyenin içini koyuyorum. Ve bu şekilde yaklaşık bir 5 dakika kavurmaya devam ediyorum. Şimdi yemeğimin suyunu verebilirim artık. Suyu mutlaka kaynar kullanın. Et kullandığımız için kaynar su kullanmamız gerekiyor. Soğuk su kullanırsınız, etiniz sertleşebilir. Toplamda 5 su bardağı su kullandım. Ama siz bezelye yemeğini sulu seviyorsanız su miktarını arttırıp çoğaltabilirsiniz. Ama bu su miktarı bana göre tam kararında. Şimdi yemeğimin sebzeleri pişene kadar artık ocağımın altını kısıyorum, kapağını kapatıyorum ve yemeğimi pişmeye bırakıyorum. Yemeğim artık pişti. Ocağımın altını kapatıyorum ve yemeğimi bir 10 dakika dinlendirdikten sonra servise sunabilirim. Ben bu arada yemeğimin her zamanki gibi tuzunu eklemeyi unutmuşum. Biraz geç oldu ama tuzunu da şimdi ekliyorum. Yemeğim artık servise hazır. Şimdi servis tabağıma alıyorum yemeğimi. Yanında da bir pilav ile servis ettiğiniz zaman tam bir menü oluyor. Gerçekten şu anda tam bezelye mevsimiyken denemenizi tavsiye ederim. Eğer bu şekilde daha önce bezelyeyi pişirmediyseniz. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Eğer videomu izlediyseniz bana destek olmak için yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.